Belirteçler, eylemlerin, eylemsizlerin sıfatların ve görevce kendilerine benzeyen sözcüklerin anlamlarını zaman, yer, durum, nicelik ve soru yönünden belirten ya da kimi kez kısıp kimi kez güçlendiren sözcüklerdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bu açıklamaya örnek olamaz. Sevgili arkadaşlar yukarıda bize aslında zarfın tanımını yaparken ne yaptı? Zarf çeşitlerini de saydı. Zarflar dedi evet eylemleri etkiler, eylemsizler etkiler, sıfatları etkiler. Görevce kendilerine benzeyen sözcük dediği ne? Zarfları etkileyen, sözcüklerdir ve zarflar ne, nasıl aslında alt başlıklara ayrılır tek tek sıraladı. Dedi ki zaman zarfı, yer yön zarfı, durum zarfı, nicelik yani miktar zarfı ve soru zarfı olmak üzere temelde aslında başlıklara ayrılır. Bazen anlamı sınırlandırır, bazen anlamı güçlendirir. Bunları da zarf olarak alabiliriz dedi. Yani bana hangisi aslında zarf değildir diye soruyor altı çizili sözcükleri. Şimdi baktığımızda A seçeneğinde arkadaşlar birazdan kelimesi kendinden sonra gelen fiili zaman bakımından tamamlıyor. Siz yemeye başlayın ben de birazdan geliyorum. Ne zaman geliyorum? Birazdan sorusuna cevap verdiği için zaman yönüyle eylemi tamamlıyor. Yani arkadaşlar zaman zarfı. B'ye baktık filmdeki adam bütün olan biteni birden bile bire hatırladı. Nasıl hatırladı? Birden bire hatırladı diyorsun. Fiili burada durum bakımından tamamlayan bir durum zarfı var. C'ye baktım. Onun yaşamı kazandığı piyangodan sonra çok değişti demiş. Şimdi değişme elemini miktar bakımından tamamlayan bir kelime var. Ne kadar değişti sorusuna çok diye cevap veriyor. Dolayısıyla da burada miktar bakımından fiili, değil mi arkadaşlar bakın fiili, fiili, fiili tamamlayan zarflar var. Dolayısıyla zaman bakımından, durum bakımından, miktar bakımından tamamlıyorsa fiili nedir bunlar? Zarftır. Şimdi D seçeneğine baktığımızda ismi etkileyen bir kelime görüyoruz. sevgi arkadaşlar Türkçe'de ismi herhangi bir şekilde niteleyen, belirten sözcükler artık bizim için zarf değil sıfattır. Bunu hatırlayın gördük sıfat konusunda. Nasıl giysi? Güzel giysi diyorsun. E o halde bu üç seçenekte arkadaşlar fiil etkilenmişti ve zarf olmuştu. Burada ise dikkat edersek İsmi etkileyen bir kelime artık sıfat oldu. Yani bizden istediği cevap geldi. E'ye baktık bu sınavda sınıftaki en iyi notu kim aldı dedi. Burada birazcık aslında teknik bir şey bilmeniz gerekiyor. Türkçede en kelimesi fiil etkileyebilir, fiilimsi etkileyebilir, sıfat etkileyebilir, zarf etkileyebilir. Ama ne olursa olsun derecelendirme üstünlük zarfı dediğimiz zarftır. Burada da bakın tersten gidecek olursak arkadaşlar en iyi notu ifadesini değerlendirmemiz lazım not kelimesi isimdir şimdi soruyorum nasıl not iyi e not He, Şuradaki iyi kelimesi ne oldu sıfat oldu çünkü nasıl not iyi e not sıfat ismi etkilediği için peki soruyorum ne kadar iyi en iyi bak ne yaptı derecelendirerek onun en iyi olduğunu üstün olduğunu söyledi Dolayısıyla buradaki en kelimesi sıfatı etkileyen bir zarftır sevgili arkadaşlar. Biz buna derecelendirme zarfı, üstünlük zarfı diyebiliyoruz. Dolayısıyla sıfatı derecelendiren bir zarf var. Burada da bir öncülde tanımlanan zarflardan biri olduğu için cevap çok net bir şekilde arkadaşlar D seçeneğidir. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme tür bakımından ötekilerden farklı kullanılmıştır? Sevgili arkadaşlar çok sık karşımıza gelecek bir soru kökü. İster ikileme desin, ister altı çizili sözcük desin, ne derse desin ya da buraya tırnak içinde bir kelime versin. Eğer bir kelime arkadaşlar ya da kelime bey tür bakımından ötekilerden farklıdır diye soruluyorsa size sözcük türlerini düşünmeliyiz. İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve eylem gibi sözcük türlerini düşünmeliyiz. Ancak ikileme diyorsa, burada biraz daha sınırlı düşüneceğiz. İkileme diyorsa sevgili arkadaşlar, ikilemeler tür bakımından cümlede, üç şekilde kullanılabilir. Bir, isim olabilir, bir kavramı karşılayabilir, bir nesneyi karşılayabilir, sıfat olabilir arkadaşlar. Böyle bir durumda mutlaka ve mutlaka ismi etkiliyordur. Dikkat edeceğim. Ya da zarf görevinde kullanılıyor olabilir arkadaşlar ikilememiz. Bu durumda da ne yapacaktır ikileme? Ya fiili etkileyecektir ya da doğrudan bir fiilimsiyi etkileyerek zarf olacaktır. Şimdi bu doğrultuda seçenekleri inceleyelim. Kırgın kırgın bakma yüzüme rosa demiş. Burada kırgın kırgın ikilemesi sevgili arkadaşlar, kendinden sonra gelen fiilin durum bakımından tamamlayıcısı nasıl bakmış sorusuna cevap verdiği için bizim için gördüğünüz gibi zarf görevindedir. Ürkek ürkek bakar tavşanlar da demiş. Nasıl bakıyor arkadaşlar tavşanlar da? Ürkek ürkek. Yine fiili durum bakımından tamamladığı için zarf görevinde kullanılmış. Zülüflerin tel tel olmuş örülmeyi örülmeyi demiş. Şimdi dikkat Burada örülmeyi örülmeyi bunu da alabiliriz, tel tel de alabiliriz. Şimdi ben önce bir tel teli düşüneceğim. Tel tel olmuş nasıl olmuş zülüflerin? yani saçların diyor değil mi şair sevdiceğine? Burada olmak fiilini etkileyen kelime kelime öbeği daha doğrusu ikileme zarf görevinde kullanılmış. Çünkü nasıl olmuş tel tel. Peki ne zaman? örülmeyi örülmeyi bu da zarf yani ister bu royal ister bu royal biri durum bakımından biri zaman bakımından tamamlayan olmak fiilini tamamlayan bir zarf peki D'ye baktım bir bir söndü gözlerimin feri demiş nasıl söndü gözlerinin feri nasıl söndü Şş, nasıl söndü bir bir diyorsun bak Fiil etkileyen bir zarf var e ne diyeceğim ben fiil etkileyen fiile yöneltilen nasıl sorusu Bizi hep nereye götürdü sevgili arkadaşlar? zarfa götürdü. Dikkat. Peki şimdi ben artık E seçeneğinde nasıl sorusunu isme yöneltiyorum. Sarı sarı yaprakları cansız mı sandın derken nasıl yaprakları cansız mı sandın? Sarı sarı yaprakları diyorsun ve artık burada dikkat edersen ben sarı sarı ikilemesinin hile değil isme yöneltilen bir nasıl sorusuyla Artık ne olduğunu görüyorum sevgili arkadaşlar? Ee, yanlış yazdım tabii ki. Sıfat olduğunu görüyorum. Peki hocam, hocam ben bir kelimenin sıfat ve zarf olduğunu buradan da ayırt edebilir miyim? Tabii ki ayırt edebilirsin. Bir nasıl sorusu fiile yöneltiliyorsa aldığın cevap ya zarftır ya zarftır. İsme yöneltiyorsan nasıl sorusunu aldığın yanıt kesinlikle sıfattır. O yüzden soruyu nereye sorduğunuz önemli. Burada da dikkat edersek ikileme tür bakımından farklı. Çünkü diğerlerinde hep zarf görevinde kullanılmış. Burada sıfat görevinde kullanılmış. Bu yüzden cevap E garip sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yani belirteç olarak kullanılmıştır? Sevgili arkadaşlar, "garip sözcüğü zarf olarak kullanılmıştır" diye soruyorsa, o zaman biz "garip" kelimesini doğrudan bir fiilin ya da fiilimsinin önünde göreceğiz ki zarf olsun. Çünkü bir kelime fiili ya da fiilimsi etkilerse zarf oluyordu hele ki böyle bir kelime. A. Birkaç gündür durup durup garip laflar ediyordu cümlesinde "garip" kelimesi kendinden sonra gelen "laf" ismini etkilediği için sıfat görevinde arkadaşlar. B'ye baktım. Arabanın son günlerde garip bir gürültüsü var derken nasıl gürültüsü var? Garip gürültüsü var diyor. Yine istifat görevinde. Telefonda benimle çok garip konuştu. İşte geldi benden istedi arkadaşlar. Dikkat edersek artık buradaki garip kelimesi fiili etkiliyor. Nasıl konuştu? Garip konuştu. Fiilin nasıl yapıldığını söylüyor sana. Dolayısıyla zarf görevinde. Kitabın konusu güzel olduğu kadar garip idi aslında burası. Gariptir ya da. Burada doğrudan yüklemdir arkadaşlar. İsim görevindedir. Ek fiil düşmüş. Bu akşam eve gelirken çok garip bir olay yaşadık derken nasıl olay yaşadık, garip olay yaşadık ismi etkiledi. Yine arkadaşlar sıfat görevinde kullanıldı. O halde fiili ve fiilimsi etkileyen kelime bizim için zarf olarak kullanılıyorsa burada da garip kelimesi konuşmak fiilini doğrudan durum bakımından tamamladı, zarf oldu. Bu yüzden cevap C. Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Yeşile hasret kaldığımız şu kış günlerinde köyümü çok özlüyorum. Sevgili arkadaşlar öncelikle şuradan bulmak istiyorum. Siz de bu şekilde yaparsanız daha iyi olur. Öncelikle bakın kış günleri derken buranın bir isim tamlaması olduğunu görmeniz gerekiyor. Kış bir mevsimin adıdır. Gün de bir isimdir. Dolayısıyla burası bir isim tamlaması. O zaman ben kış kelimesine doğrudan isim diyeceğim. Peki kış kelimesi isimse kendinden önceki şu kelimesi de bu ismi etkileyen ne olacak sevgili arkadaşlar? Sıfat olacak. Yani bir sıfat iki kesinlikle ad ya da isim olmak zorunda. Bu sıralamayla giden bakın ya C var arkadaşlar ya da E seçeneği var. Şimdi çok kelimesi de kendinden sonra gelen özlemek fiilini miktar bakımından tamamlıyor. Yani biz fiile ne kadar sorusunu sorduğumuzda bizi nereye götürüyor arkadaşlar? Zarfa götürüyor. Dolayısıyla çok kelimesi de zarftır. Nerede var bu sıralama arkadaşlar? E seçeneğinde var. Dolayısıyla C'deki bu sıfat da gitti. Sıfat, ad yani isim ve zarf sıralaması E seçeneğinde olduğu için cevap E. Yer yön bildiren sözcükler adın durum eklerini alınca belirteç olmaktan çıkıp ad olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örneklendiren bir kullanım vardır? Sevgili arkadaşlar yer yön bildiren sözcükler nelerdi? Yukarı, aşağı, içeri, dışarı değil mi? İleri, geri gibi yer yön bildiren sözcükler ek almayacak. Yani AE yönelme halekini almayacak ki yer ön zarf olsun. Eğer AE yönelme halekini alırsa yukarıya, aşağıya, içeriye, dışarıya şeklinde olursa artık isim olmuş olur diyor. Hangisinde de bu açıklamayı örneklendiren bir kullanım vardır? Bakalım şimdi. Çocukları hemen içeri çağırdım. Nereye çağırdım çocukları hemen? içeri Bakın hiçbir haleki almamış. Dolayısıyla yer yön zarf olarak kullanılmış. Gürültüler çoğalınca aşağıya indim. İşler değişti arkadaşlar. Artık yönelme halekini aldığı için dikkat edin aşağı kelimesi AE yönelme halekini aldığı anda artık ne oldu? İsim oldu. Çünkü yönelme haleklerini isimler alır. O yüzden cevap bizden istediği gibi bu aslında görünüyor. C'ye baktık. Müdür bey az önce dışarı çıkmıştı. Nereye çıkmıştı arkadaşlar ya da nereye çıkmıştı? Dışarı dedi. Gördüğünüz gibi yine haleki almadan Kullanılan bir yer yön bildiren kelimesi var yani zarf olmuş. Kitaplığı üç kişi güçlükle ileri ittik. Nereye ittik ya da nereye ittik ileri sorusuna cevap veriyor. Ek almamış yer yön zarfı. Masayı ve koltuğu biraz geri çekmelisiniz. Nere çekmelisiniz? Geri çekmelisiniz. Nereye ya da yer yön zarfı olarak kullanıldı çünkü ek almadı arkadaşlar. Ek almadığı için yer yön zarfı. Ama bunlar AE ekini aldığı anda artık yer ön zarfı olmaktan çıkıyor ve isim olarak kullanılıyor dedi. Bu bilgiye göre de zaten cevap çıkmıştı. Cevap B. Hepimiz umutlarımızı umutsuzca tüketiyoruz cümlesindeki umutsuzca sözcüğü görevi yönünden aşağıdaki cümlelerin hangisindeki kısa sözcüğüyle özdeştir? Sevgili arkadaşlar öncüldeki umutsuzca kelimesi kendinden sonra gelen tüketmek fiilini durum bakımından tamamlıyor. Nasıl tüketiyoruz sorusuna cevap veriyor. Fiile yönelttiğim nasıl sorusuyla artık umutsuzca kelimesinin durum zarfı olduğunu gördüm. Özetle zarf olduğunu bileceğim. Ben de aşağıdaki cümlelerde kısa kelimesini zarf olarak kullanılan seçeneğini işaretlemek zorundayım. A- Kısa boylu müdürümüz kürsünün arkasında kaybolmuştu cümlesinde. Kısa kelimesi kendinden sonra gelen boy isminin aslında niteleyicisidir. Yani arkadaşlar burada ismi niteleyen bir sıfat görevindedir. O yüzden cevap A olamaz. B'ye baktım insanlar kısa zamanda büyük başarıya ulaşmak istiyor demiş. Nasıl zamanda? Kısa zamanda. Yine arkadaşlar ismi etkileyen ve sıfat olan bir kelime var. Bu da gitti. Elbisenin boyu bana göre çok kısa değil mi? Bana göre çok kısadır anlamında aslında. Yine burada arkadaşlar kısa kelimesi sıfat gibi düşünmeyeceğiz. Kısa artık isim olarak kullanılmıştır. Yani bir kavramı karşılayan bir isimdir artık. O yüzden C hiç olmaz. Dinleyicileri sıkmamak için kısa konuştu bence. İşte benden istediği geldi aslına bakarsanız. Çünkü ne yapıyor burada sevgili arkadaşlar? Kısa kelimesi kendinden sonra gelen konuşmak fiilini durum bakımından tamamlıyor. Nasıl sorusunu sorabiliyorsunuz fiile ve aldığınız yanıt dikkat ederseniz zarf. O yüzden cevap D görünüyor. E de bakalım ön sırada oturan kısa saçlı çocuk çok sevimliymiş derken yine arkadaşlar kısa kelimesi kendinden sonra gelen saç ismini aynı adı olduğu gibi niteleyen sıfat yapan bir kelimedir artık kısa kelimesi tabi burada şu çok önemli biz arkadaşlar burada kısa kelimesini saç ismini etkiliyor diyoruz ama şöyle de bir durum oluşmuş kısa saç sıfat tamlaması lili ekini alarak başka bir ismin yani çocuk isminin de ayrıca sıfat olmuş. Bunu zaten sıfat konusunda konuşmuştuk. Kuranlı birleşik sıfatlardandı bu. O yüzden buraya değinmeyeceğim tekrar. Ama kısa kelimesi saç ismini niteliyor. Ya da ağda olduğu gibi kısa kelimesi boy ismini niteliyor. Sonradan yapım eki olarak başka bir ismin sıfat olmuş. Dolayısıyla burada da zarf değil. Bizden istediği zarf arkadaşlar. D seçeneğinde fiile etkileyerek yer alan bir cümle içinde geçmişti. Bu yüzden cevap de Aşağıdaki sorulara verilen cevaplardan hangisi zarftır? Arkadaşlar zarflar durum zarfı, miktar zarfı, yer yön zarfı, soru zarfı olmak üzere başlıklar ayrılıyordu. Lütfen bunları hatırlayalım. Neler söylemem gerektiğini biliyor musun? Biliyorum diyerek bakın verdiği cevap bir çekimli fiildir sevgili arkadaşlar. Zarf değildir. B'ye baktım. Kimi arıyormuş adam? Bizim Ali'yi derken bir isim tamlaması aslında verilen cevap yani burada da bir isim tanıması ya da isim diyebilirsiniz. Bana yardım eder misin? Şöyle düşün. Elbette yardım ederim. Değil mi? Cümle olarak da düşünebilirsiniz ya da elbette kelimesi kesinlik bildiren durum bakımından, tarz bakımından fiili etkileyen bir zarftır. Biz buna kesinlik zarfı ya da ana çatı olarak durum zarfı olarak da e, isimlendirme yapabiliriz. Dolayısıyla bizden istediği aslında cevap geldi arkadaşlar. D'ye baktım. Bu kalemlerden hangisi senin, kırmızı olanı benim diyorsunuz. Bakın kırmızı olanı derken burada adlaşmış artık arkadaşlar. Yani adlaşmış sıfat fiil gibi düşünebilirsiniz. Nasıl bir gömlek arıyorsun? Kareli gömlek diye cevap veriyor aslında ama sadece kareliyi söylüyor. Bakın nasıl gömlek kareli gömlek dedi. Dolayısıyla burada artık sıfat olarak cevap verdi. O halde durum zarfı olan ya da zarf olan tek seçenek var. C seçeneğinde verilen cevaptır. Bu yüzden cevap C. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Miktar zarfı, soru zarfı, zaman zarfı, yer yön zarfı, durum zarfı. Ne güç varabilmek birdenbire? Sevgili arkadaşlar ilk mısrada ne sözcüğü ne kadar anlamına gelen bir miktar zarfıdır. Dolayısıyla miktar zarfını eleyebiliriz. Şimdi birden bire varabilmek dediği için birdenbire bire sözcüğü de bizim için sevgili arkadaşlar durum zarfıdır. O yüzden E seçeneği de gitti. Günün güneşin lezzetine nasıl getireceğiz aydınlığı derken nasıl sözcüğü fiili soru bakımından tamamladığı için soru zarfı durumundadır. Karanlık bulaşıyor. Her gece insanın eline, insanın eline karanlık ne zaman bulaşıyor? Her gece bulaşıyor diyor. Bu da bizim için arkadaşlar zaman bildiren bir zaman zarfıdır ve rüyalar tutuyor. Sinsi sinsi. Bakın şuradaki sinsi sinsi kelimesi de durum zarfıdır. Nasıl tutuyor? Sinsi sinsi tutuyor diye cevap veriyor. Dolayısıyla ikinci bir durum zarfı daha var. İçimizde bir yerde derken başka bir zarf yok. Ve bu dizelerde arkadaşlar yer yön zarfı yani nere ya da nereye sorusuna cevap veren ileri, geri, aşağı, yukarı, içeri, dışarı gibi yer yön bildiren herhangi bir kelime yok. Evet burada yerde diye bir kelime var ama bu daha de halekini aldığı için artık isimdir. Dolayısıyla bizim buna, buna yer yön zarfı dememiz mümkün değil. Bu yüzden cevap de. Aşağıdakilerin hangisinde nitelikçe üstünlük anlamı veren bir zarf kullanılmıştır? Sevgili arkadaşlar bizden doğrudan üstünlük anlamı veren bir zarf istemiyor dikkat ederseniz. Nitelikçe diyor. Yani artık nicelik, sayılabilme, ölçülebilme durumuyla niteliği ayırt etmenizi istiyor aynı zamanda. A. Ben Senden daha heyecanlı bir insanım derken şimdi daha kelimesi evet üstünlük bildiren bir zarftır. Heyecanlı sıfatının arkadaşlar derecelendirme üstünlük zarfıdır ve aynı zamanda bizim heyecan kelimesini nicelik olarak ölçmemiz mümkün değil değil mi? Ne kadar heyecanlısın? İşte 3 heyecan, 4 heyecan gibi böyle bir ölçü metresi yoktur heyecanın. Dolayısıyla heyecan kelimesi zaten ya da heyecanlı olma durumu zaten nitelikle ilgili bir durumdur. Dolayısıyla daha kelimesi de ne yapıyor? Kendinden sonraki kelimeyi nitelikçi arkadaşlar üstünlük anlamıyla pekiştiriyor, etkiliyor. Dolayısıyla cevap geldi. Bakalım en iyi notu hangimiz alacağız derken? Şimdi dikkat edelim. İyi notu, en iyi notu. Şimdi burada artık ölçülebilme durumu var. Yani 100 alan, 90 alan, 80 alan gibi bir... Nicelikçe üstünlük anlamının olduğunu söyleyebiliriz. Sen en iyi notu aldıysan biraz daha yüksek puan almışsındır diğer notlardan dersin. Dolayısıyla burada arkadaşlar nicelikçe bir üstünlük anlamı söz konusudur. C'ye baktık çok soğuk olunca kalorifer erkenden yaktık demiş. Şimdi çok soğuk olma durumu var. Dikkat edin. Burada da soğukluğu derece derece ölçebiliriz değil mi? Yani 10 derece mi 5 derece mi eksi 1 mi buna göre soğukluğun derecesi ölçülebilir arkadaşlar. Üstünlük anlamı nicelikle alakalı burada. Dolayısıyla nicelik anlamında bir üstünlük vardır diyebiliriz. Sen de benim kadar yetkilisin bu konuda derken burada bir üstünlük yok, eşitlik var. Yani sen de benim kadar diyorsa şuradaki kadar kelimesine daha çok eşitlik anlamı var. Üstünlük anlamı yok. O yüzden D'yi tamamen eliyoruz. Önce biraz dinlenelim, yemeği sonra yeriz demiş. Şimdi biraz dinlenelim derken Bakın dinlenme eyleminin ne kadar olduğunu nicelikle ifade ediyor. Yani yarım saat olur, 10 dakika olur değil mi? Yani biraz dinlenmek zamanla alakalı, nicelikle alakalı arkadaşlar, ölçülebilir ki alakalı bir durumdur. Dolayısıyla E de olamaz. O halde bizden istediği heyecanlılığın aslında nitelikli. Dolayısıyla burada doğrudan A'da verilen ifadeyi düşünmemizi istiyor. Biraz da böyle anlama yönelik bir dil bilgisi sorusu. Cevap A. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir belirteçle sağlanmıştır? Sevgili arkadaşlar soru köküne çok dikkat edelim. Hangisinde soru belirteci vardır demiyor bakın. Eğer hangisinde soru belirteci vardır derse bakarız 5 seçenekte hangisinde soru zarfı var ya da yok bunun incelemesini yaparız. Ama burada bize cümlede diyor soru anlamı soru belirteciyle sağlanmıştır diyor. Dolayısıyla bizim cümlede belirteç bulmamızdan ziyade Soru anlamının soru belirteciyle sağlanması gerekiyor ki buna verilecek cevabın da mutlaka bir belirteç yani arkadaşlar zarf olması gerekiyor. Şimdi tek tek inceliyorum. Hangi elbiseyi daha çok beğendin cümlesinde mesela şu elbiseyi, bu elbiseyi, kırmızı elbiseyi diye ne yapabilirim? Cevap verebilirim. Dolayısıyla soru anlamı doğrudan sevgili arkadaşlar soru sıfatıyla sağlanmış ve cümlede de zaten bir tek soru sıfatı var. Sabahtan beri ne susuyorsun? Şimdi buradaki ne sorusu arkadaşlar neden susuyorsun? Niçin soruyorsun? Şey susuyorsun anlamında. Dolayısıyla diyeceğim ki sabahtan beri ne susuyorsun? Korktuğum için. Bak korktuğum için. Utandığım için. Utandığımdan diye vereceğim cevap arkadaşlar bir gerekçe bildiren durum zarfıdır. Dolayısıyla zarfla cevap veriyorum. Soru anlamı soru zarfıyla sağlanmış. Bu yüzden dikkat ederseniz başka da zaten cümlede soru bildiren bir kelime yok. O halde bu cümlede soru anlamı soru zarfıyla yani soru belirteciyle sağlanmıştır. Cevap geldi. Şimdi çok güçlü güzel de bir çeldirici var ki bu tarz sorularda zaten sizi böyle bir çeldirici bekler. Niçin ağladığını sana söyledi mi? Şimdi dikkat. Benim bu soruya verilecek cevabım ya söyledi ya da arkadaşlar söylemedi olacak değil mi? Ya da evet, hayır diye de cevap verebilirsiniz. Şimdi ben neyi istiyorum cevap olarak? Söyleyip söylemediğini öğrenmeye çalışıyorum. Dolayısıyla bu cümlede bakın verdiğim cevaba göre soru anlamı, soru eki ya da arkadaşlar soru edatıyla sağlanmıştır. Ama bu cümlede soru zarfı var mı? Var. Niçin sorusu bir soru zarfıdır? Bu cümlede soru zarfı var ama soruya cevap olarak bir katkısı yok. Yani bana niçin ağladığını sormuyor. Söyleyip söylemediğini bilip bilmediğimi öğrenmeye çalışıyor. Dolayısıyla soru zarfının olması soru anlamının soru zarfıyla sağlandığı anlamına gelmiyor. Bu cümlede soru zarfı hiçbir anlama gelmiyor. Artık mığmi soru eki daha baskın bir karakter. Dolayısıyla o varsa diğer soru kelimelerinin hiçbir anlamı yoktur. Ha Teknik olarak soru zarfı var mı? Var. Ama soru anlamına ile sağlanmış mı ile sağlanmış dersiniz. O yüzden güçlü bir çeldiricidir sevgili arkadaşlar C seçeneği. Toplumdaki alışveriş çılgınlığı nereye gidiyor? Nereye gidiyor? İzmir'e gidiyor. Oraya gidiyor, şuraya gidiyor diye cevap verebilirsiniz. Verdiğiniz cevap isim ya da zamirse arkadaşlar buradaki soru bildiren kelime de soru zamiridir. Haberiniz olsun. Masanın üstündeki kitaplar kimin? Masadaki kitaplar Ali'nin masadaki kitaplar benim şeklinde isim ya da zamirle cevap verebiliyorsam bu cümlede soru anlamı soru zamiriyle sağlanmıştır. O halde bizden istediği B'de verilen anlamdı. Bu yüzden cevap B. Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Durum belirteci, B. Belirteç görevli ve belirteç zarf arkadaşlar. C. Sıfat tamlaması D yer yön belirteci e at tamlaması. Şimdi karma bir soru. Öğrendiğimiz tüm dil bilgisi özelliklerini şu ana kadar öğrendiklerimizi tek tek sorguluyor. Gece lisana gelince dinle derken de dilince ta derinden ince ince bir çocuk ağlar uzakta. Hepsini bir okuyalım ona göre karar verelim. Sevgili arkadaşlar durum belirteci var mı? Var. Çünkü nasıl ağlar bir çocuk uzakta? ince ince ağlar. Bakın şu ince ince alt mısradaki ağlamak fiilini durum bakımından tamamlayan bir durum zarfıdır. Yani durum belirtecidir. Aynı zamanda sevgili arkadaşlar bu bir ikilemedir. Bakın ikileme ne yaptı? Belirteç yani zarf olarak kullanıldı. Dolayısıyla B'yi de bulduk aynı sözden. Peki sıfat tamlaması var mı? Var. Bakın bir çocuk derken ne yapıyoruz? Biz bir sıfat ve bir ismin bir araya gelerek oluştuğu bütün tamlamalara sıfat tamlaması diyoruz. İster sayı sıfatı olsun, ister belgesiz olsun, ister soru sıfatı olsun, ister niteleme sıfatı olsun, ister bir sıfat öbeği olsun. Sıfat mı? Sıfat. E bir sıfatla isim birleşince ne olur? Sıfat tamlaması olur. Dolayısıyla C'de gittim. Yön belirteci bizim arkadaşlar nere ya da nereye diye sorduğumuzda aldığımız ileri, değil mi? geri, aşağı, yukarı, içeri, dışarı gibi herhangi bir kelime yok. Dolayısıyla arkadaşlar bu cümlede ya da bu dizelerde Yer yön belirteci zarfı kullanılmamış. O yüzden cevap geldi. Peki at tanımlaması var mı? Bence çok güzel bir çeldirici olmuş bu seçenek. Çünkü çoğu kişi göremeyebilir. Bakın şurada var arkadaşlar kendi dili. Kendi dilince derken hani onun dili senin dilin gibi. Bu da kendi dili. Tamlayanı dönüşlülük zamiri olan bir belirtisiz isim tamlaması var sevgili arkadaşlar burada. Dolayısıyla at tamlamasına doğrulayabiliyoruz. O halde bu dizelerde yer yön belirticine yer verilmemiştir. Bu yüzden cevap de çok iyi şiir yazdığını yıllar sonra öğrendik. Bu cümledeki altı çizili sözcüğün görevini olduğu gibi üstlenen bir sözcük aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Sevgili arkadaşlar çok kelimesi kendinden sonra gelen bir sıfatın derecelendirme zarfı olarak kullanılmıştır. Bu yüzden bir sıfatın zarfı olan seçenek aramalıyız. Şöyle isterseniz söyleyeyim. Nasıl şiir, iyi şiir bakın ismi etkileyen nasıl sorusuna cevap veren bir İyi sıfatı var. Ne kadar iyi şiir? Çok iyi şiir diyerek sıfatı derecelendiren bir derecelendirme zarfı var. Ama dikkat neye etkiliyor arkadaşlar? Sıfatı etkileyen bir derecelendirme zarfı var. O halde buna göre aramalıyız derecelendirme zarfını. En kötü günlerimde hep yanımdaydı. Cümlesinde arkadaşlar en sözcü kendinden sonra gelen kötü sıfatını derecelendiriyor. Üstünlük anlamı veriyor. Bakın nasıl günler? Kötü günler sıfat. Ne kadar kötü? En kötü diyerek derecelendirmede üstünlük anlamını verdi. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki zarf doğrudan sıfatın zarfı olduğu için cevap görünüyor. Hatanı anlar, özür dilersin diye çok bekledim. Ne kadar bekledim? Çok bekledim. Bakın burada doğrudan fiili etkileyen bir miktar zarfı durumunda. Küçük kardeşimiz bana hiç sevmezdi. Ne kadar sevmezdi? Hiç sevmezdi. Fiili etkileyen bir miktar zarfı var. Sınavı kazanmak için daha çok çalışmalısın. Ne kadar çalışmalısın arkadaşlar? Yine fiili etkiliyor. Çok diye miktar zarfı olmuş. Dolapta dünkü börekten biraz kalmış. Bak ne kadar kalmış? Yine fiili etkiliyor. Biraz kalmış diyerek cevap veriyor. O zaman biz burada arkadaşlar fiili doğrudan etkileyen ve ne kadar sorusuna cevap veren 4 tane miktar zarfı gördük. Ancak öncülde bizden istediği derecelendirme zarfı ya da üstünlük zarfı dediği unsur mutlaka neyi etkiliyor? Sıfatı etkiliyor. O zaman sıfatı etkileyen bir miktar zarfı istedi bizden. Bu da doğrudan A'da olduğu için cevap A.